Selamünaleyküm, hayırlı günler. Kıymetli Lale Gül TV izleyenleri ve Lale Gül FM dinleyenleri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yeni bir Yesevi yolu programında daha sizlerle birlikteyiz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikte. Mehmet abicim sizler de hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi ümmetin bir numaralı gündemi elbette Filistin'de yaşanan e, dram, katliam. Siyonist İsrail'in terörü hakikaten sivil e, dinlemeden çoluk çocuk kadın yaşlı dinlemeden günlerdir bomba atıyorlar. Mehmet abi biliyor musunuz Afganistan'da atılan bombanın ki yıllarca sürdü oradaki ABD işgali biliyorsunuz. Evet. Sonra pılını pırtını toplayıp kaçmak zorunda kaldı ama şöyle ilginç bir istatistik var. E, 6-7 gün içerisinde İsrail Amerika'nın Afganistan'da attığı bombadan daha fazlasını boşaltmış Gazze'nin üzerine. Evet. Şimdi böyle korkunç bir katliam var bir taraftan. Elbette gündemimiz orası. Ee, biz Hayder'in faaliyetlerini konuşuyoruz, yardım faaliyetlerini konuşuyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sizleri de bu konu hakkında bilgi sahibi yapmak istiyoruz tabii ki. Allah razı olsun. Geçen hafta da bu meseleyi gündemimize almıştık. Ee, Hoca Ahmet Yesevi Derneği bağışçıları bu konuda e, ee, Büyük bir gayret gösteriyorlar. Oradaki mazlum mümin kardeşlerimizin yardımına ulaşabilmek için çırpınıyorlar adeta. Ne yapabiliriz? Hepimiz bunu konuşuyoruz yani. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bunu soruyoruz kendimize. İşte karınca kararınca bir şekilde işte gıda yardımı en azından ulaştırabilir miyiz? İşte soğuk kış günleri geliyor battaniye yardımı ulaştırabilir miyiz? falan. Bir yardım derneğinin kuruluşunun yapabileceği şeyler esasında budur. Ama duamız da şudur. İnşallah en kısa zamanda bu zulüm sona erer. Ee, ve Rabbim inşallah <laughs> Filistinli Müslüman kardeşlerimizi muzaffer kılar diye Amin. dua ediyoruz. Amin. Şimdi e, Mehmet abi oradaki durum ne? Yani o kadar çok şey konuşulmaya başlandı ki işte ya kardeşim gazze bomba altında nasıl yardım ulaştırılıyor vesaire gibisinden böyle söylentiler de var. Evet. nedir şimdi oradaki durum nasıl ilerliyor bu şimdi süreç tabii abi? Aslında, e, öncesinde ben hani Filistin e, gündemimiz dediniz ya Hı -hı. aslında e, beni en çok üzen konulardan birisi ne temas etmiş oldunuz o da şu Filistin'in e, veya Mescid-i Aksa'nın veya Kudüs Kudüs-ü Şerif'in evet. böyle e, saldırılarda gündem olması e, İsrail'in Müslümanlara yaptığı baskılar, zulümler medyaya yansıdığında gündem olması aslında beni en çok üzen bu Mustafa Bey. Çünkü bizim Filistin ve Mescid-i Aksa sürekli gündemimizde olması sürekli, çok gerekiyor. Yani bir kere bunun altını çizelim. E, ve bu gündemi de sürekli sıcak tutmamız gerekiyor. E, ve bu gündemi de belirlerken e, yeni stratejiler ortaya koymamız gerekiyor. Hı hı. Yani mesela yıllardır ee, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz baskı altında ee, ve bu baskı her geçen gün artan bir şekilde. Her geçen gün Müslümanların sınırları geri çekiliyor. Her geçen gün baskının dozajı artıyor. Her geçen gün e, İsrail'in pervasızlığına pervasızlık katılıyor. Yani mesela e, bir de e, en çok üzüldüğüm konulardan birisi e, verilen tepkiler de artık e, İsrail'de bunun e, analizlerini çok iyi yapmış Anlık evet. dönemsel belli tepkiler Ben bu tepkiler e, olmasın anlamında söylemiyorum ama bizim Müslümanlar olarak artık hani bu Filistindeki şu an e, özellikle Gazze'deki e, bu İsrail'in tecavüzü bitse bile bu savaş bitse bile e, bizim e, oturup Müslümanlar olarak Filistin için ne yapabiliriz? Filistin'i nasıl ayağa kaldırabiliriz? Filistin'deki Müslümanların birliğini nasıl sağlayabiliriz? İsrail'in bu saldırılarına karşı nasıl alternatif geliştirebiliriz? Bunları konuşmamız evet. gerekiyor. Ama hikmet-i ilahi neyse, yani her olaydan sonra işte İsrail'in ürünlerine boykot gündeme geliyor. Ondan sonra işte bir takım yürüyüşler, bağırmalar, ondan sonra Filistin yalnız değildir. Gerçekten Filistin yalnız değil mi acaba yani? Hmm. Hani bu söylemler güzel de bunların eylem boyutunda ne var? Yani mesela e, İsrail yapacağı her saldırıda mesela ki Ramazan'da artık bunlar gelenekselleşti biliyorsunuz. Ramazan'ı evet. Müslümanları zehir etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onların kalplerinde nasıl bir kin olduğu da ortada İşte geçen gün İsrail'li bir 80-90 yaşında bir 95 yaşındaymış yani e, cehenneme e, namzet birisi evet. ne diyor işte onları diyor nerede görürseniz öldürün çocuklarını, çocuklarını öldürün. öldürün kadınlarını öldürün nasıl bir kin nasıl bir yapıları olduğunu yani artık Allah Kur'an'da bunlara lanet ediyor Celle Celaluhu evet. ondan sonra e, peygamberlerin yaşadıkları ortada e, ondan sonra böyle bir siyonist bir yapı var karşımızda ve ben şeye de inanmıyorum onu da söyleyeyim yani. Böyle bir Siyonizm, Siyonizm diyerek Yahudilerin büyük bir kısmını yine böyle bir aslında iyi insanlar aslında onlar Siyonist değil. Böyle bir şey de var yani. Hani bir ayrım bir böyle bir ayrım yani. yapılıyor. Ben buna da inanmıyorum. E, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden bahsediyor. Siyonistlerden bahsetmiyor evet. ki. Yani ha bunların içinde hiç mi masumu yoktur? belki 3-5 tane vardır 3-5 tane vardır yani şimdi bir böyle bir İsrail var ve bizim Müslümanlar olarak İslam coğrafyasına baktığımızda ciddi bir reaksiyon ciddi bir strateji maalesef yok sadece işte götürdüğümüz yardımlarla avunduğumuz kendimizi teselli ettiğimiz işte böyle dönemsel tepkiler ortaya koyduğumuz sonrasında unuttuğumuz bir Filistin var bir de işte medet beklediğimiz Amerika, Avrupa. Şimdi mesela Amerika önce destek açıklaması yaptı, sonra ya dedi vitesi dedi büyük atmışız, biraz geri çekelim. Sonra işte ya Gazze'de insanlar boşaltılmasın, biz Hamas'ı e, tehdit olarak görüyoruz demeye başladı. Öbür taraftan bakıyorsunuz Avrupa Birliği zaten e, İsrail'in yanında İngiltere işte gemilerini yolluyor, Amerika gemilerini yolluyor. Yani. Geriye ne kalıyor? Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler dediğiniz zaman orada daimi beş üye var. Onlar parmaklarını kendi menfaatlerine göre kaldırıyorlar. Mesela Çin'in açıklamalarını, Rusya'nın açıklamalarını da ben şey olarak görüyorum. Kendi menfaatlerine uygun kesinlikle, açıklamalar olarak kesinlikle. görüyorum. Yoksa Filistinli Müslümanları düşündüklerini düşünmüyorum. Elbette. Geriye ne kalıyor? Geriye bir Türkiye kalıyor. Türkiye'nin de yapabilecekleri sınırlı. Yani İslam alemini harekete geçirmeye çalışıyor. Biliyorsunuz Trump'ın başkanlığı döneminde Doğu Kudüs'ü, İsrail'in başkenti ilan etmeye kalktı, bir şeyler yaptı Doğu Kudüs'le alakalı. Biz de Türkiye olarak duyarlılığımızı artırmaya çalışıyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bu konuda çok dertli birisi. Ama Türkiye'nin yapabilecekleri sınırlı. Ama ben şöyle söyleyeyim, sonuç olarak, Artık yani bu savaş bittikten sonra da sivil toplum örgütleri bir araya mı gelir. Ondan sonra İslam ülkeleri işbirliği teşkilatı bir araya mı gelir. Yani artık bu Filistin meselesini gerçek bir gündem olarak yani bir şey olmasını beklemeden yani Birleşmiş Milletler'de ise Birleşmiş Milletler'de nerede bu gündeme getirilecekse işte fosfor bombalarını atıyor, sivilleri katlediyor binlerce Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetmiş, enkaz altında binlerce Müslüman var, bunlara yardım götürülemiyor ondan sonra bunlar kurtarılamıyor, sınırları kapatmış, dışarıdan yardım girişini engellemiş İsrail yani şimdi burada Nasrettin Hoca'nın meşhur şeyi var ya hani bir köye gelmiş bir sabah vakti de yerler köpekler, köyün köpekleri kendi üzerine gelmeye başlamış Yerden bir taş alayım demiş. Bakmış ki taşlarda buz tutmuş. Allah'ım nasıl bir köye geldim? Köpekleri salmışlar, taşları bağlamışlar demiş. Hakikaten durum bu ya. Yani şu an Gazze'de yaşanan durum bu. Köpekleri salmışlar, azılı köpekleri salmışlar. Taşları da bağlamışlar. Müslümanlar da kurbanlı koyun gibi bekliyor ve dünya bunu seyrediyor. Evet. Ya bu yani ben şöyle söyleyeyim bu zulme reva görülen Müslümanlar olmasa bu zulme reva görülen hiç dini olmayan insanlar olsa bile biz şu an bunu kabul edebilir miyiz ya? Edemeyiz. Yani böyle bir Edemeyiz. şey olabilir mi ya? Bu kadar böyle dengesiz, bu kadar pervasız, bu kadar e, yok edici bir savaş olur mu ya? Bu soykırım ya, resmen soykırım bu yani. Yani e, tabii üzülmemek elde değil. E, Mustafa Bey çok üzülüyoruz. E, yani gözyaşı dökmek bile yani artık bir faydası olmuyor. Ancak gözyaşı dökebiliyoruz. Zaten bizim de oraya bir gücümüz yetmiyor. İnşallah Rabbim bize bir çözüm, Rabbim inşallah ilham etsin. Bu Filistin'le alakalı, Mescid-i Aksa'yla alakalı Rabbim bize bir yol ilham etsin. Amin. Müslümanlara bir çıkış yolu ilham etsin. İnşallah dualarımız bu şekilde. Çünkü artık zulüm gerçekten arşa dayandı. O çocukların e, hallerini görüyoruz, o ailelerin, o annelerin, o hastanede e, tedavi edeceğim diye insanlara uğraşırken kendi çocuklarının e, ölüm ölü ölmüş bedenleriyle karşılan karşılaşan Müslümanları görüyoruz. Elektriği kesilmiş, suyu kesilmiş. Yani nasıl bir e, şeydir? Yani kimse demokrasiden, kimse insan haklarından bahsetmesin, kimse e, hak ve hürriyetlerden bahsetmesin. Ya burada bir zulüm var ya, burada bir soykırım var. İşte kafirin mantığını anlamanın en güzel yolu da bu zaten Mustafa Bey. İşte Amerika Kızılderilileri katletmiş diyoruz. Geçmişte kalmış evet. gibi boyalamışlar, kapatmışlar üstünü. Ama bak bugün aynı soykırım devam ediyor. Avrupa Afrika'yı köleleştirmiş. yüzbinlerce milyonlarca Afrikalı'yı kimisini köle yaparak, kimisini çalıştırarak Sömürmüş, ondan sonra aynı sömürgeci mantığın bugün e, şekil değiştirerek, kılık değiştirerek devam ettiğini görüyoruz. İşte Afganistan'da, Afganistanlı Müslümanların suçu neydi? Irak'taki Müslümanların suçu neydi? Suriyeli Müslümanların suçu ne? Bakıyorsun her yerde aynı parmağı, aynı eli görüyorsun, aynı e, operasyonları görüyorsun ve e, maalesef e, operasyon yiyen hep Müslümanlar oluyor, tokat yiyen hep Müslümanlar oluyor. Neden? Çünkü Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde değil. Bu maalesef bugün Filistin'deki Müslümanlar bile bu kadar zulme e, rava oldukları halde... E, ...onlar bile kendi arasında bir birlik sağlayamıyor. İnşallah Rabbim maalesef. bu birliği bize nasip eylesin. Bu birliğin ol oluşabilmesi için de önce Allah kalplerimizi birleştirsin. Amin. Müslümanlar olarak. Bu çok yani e, bu tabii Türkiye'de de bunu söylüyorum. E, şu an masada ikimiz oturuyoruz. Allah önce ikimizin kalbini birleştirsin. Amin. Sonra... Bizim etrafımızdakilerin, sonra e, bizi izleyenlerin, Allah kalplerimizi birleştirsin. Tamam. Çünkü hepimiz bir imtihanın içindeyiz. Hepimiz bir e, yapabildiklerimizle ve yapamadıklarımızla imtihan halindeyiz. E, yardım konusunda da e, sizin işte söylediğiniz e, yardım konusunda da birçok tabii geçtiğimiz hafta e, birçok e, haberler geldi. Birçok e, sosyal medyada bu konuyu dillendirenler oldu. Yani gerekli gereksiz. Ondan sonra hani e, olayı araştırmadan sadece böyle işte e, devlet bile oraya yardım götüremiyor. Siz nasıl yardım götüreceksiniz gibi Hı -hı. E, bize haberler de geldi, sorular da geldi. Şimdi bağışçıların bunu sormasını ben gayet makul ve mantıklı görüyorum. Yani sormak soruyor yani. Götürebiliyor musunuz? E, belki götürebiliyoruz derseniz 10 lira verecekse 100 lira verecek, Hı -hı. değil mi? Yani mesela sormasındaki sebep şüphe ettiğinden değil. Merak ediyor yani. Ondan sonra e, biz de e, bu meraka burada e, biraz cevap vermek istiyorum ben. E, ondan sonra öncesinde Mülk suresinde bir ayet-i kerime var. Onunla söze başlamak istiyorum. Rabbimiz Mülk suresinde buyuruyor ki, O zat ki amel bakımından hanginiz daha güzel, ilahi teklifleri anlama hususunda daha akıllı, haramlardan daha sakınıcı ve Allah'ın taatına daha çok ibadet edici olacak diye sizi imtihan edenin muamelesine tabi etsin için ölümü ve hayatı yaratmıştır Allah celle celaluhu. Ölümü ve hayatı yaratmıştır ki böylece hayatla ölüm arasında yönelteceği emir ve yasaklarla sizi imtihan ederek yapacaklarınız hakkındaki ezeli ilmini ortaya çıkaracak. Sonra da kendi ilmine göre değil de yine sizin yaptıklarınıza göre karşılığınızı verecektir. Kötü amel işleyene azap etme gücüne sahip olan aziz de Günahları ne kadar çok da olsa tevbe edenleri çokça bağışlayan gafur da ancak odur. Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Şimdi işte Allah Celle Celaluhu bizi imtihan ediyor. Oradaki Filistinli Müslüman kardeşlerimizin onurlu duruşunu, vakarlı duruşunu, şu asırda ümmet adına izzeti, şerefi temsil eden ve e, her ne pahasına olursa olsun o mübarek toprakları terk etmeyen Mescid-i Aksa'lı Müslümanlar, Kudüs'lü Müslümanlar, Gazze'li Müslümanlar vazifesini yapıyor. Onlar imtihana tabi tutulmuş. Allah onlara orada imtihan nasip etmiş. İşte bize de burada imtihan nasip etmiş. Ve bu imtihanın neticesinde de kazanacağız mı kaybedeceğiz mi? Bunu da aslında Allah Celle, Celle ilmi ezelisinde biliyor. Evet. Ama onun bilgisine göre değil de bizim yaptıklarımıza göre karşılığını verecek de olan ancak odur buyuruyor ayet-i kerimede. Yani biz Filistin'le alakalı, Gazze ile alakalı yaptıklarımızla veya yapmadıklarımızla veyahut da yapabilecek olup da yapmadıklarımızla imtihan ediliyoruz. Ne gibi? Şimdi mesela <laughs> Gazze'ye yardım gidiyor mu meselesi? Şimdi biz Gazze'ye yaklaşık 4-5 senedir Ondan önce de yardımlar götürdük ama 4-5 senedir sürekli yardım götürüyoruz. Hani dedik ya sürekli gündemde evet. tutacağız. Yani böyle bir olay olduğunda Filistinli Müslümanların derdi çoğalıyor. Böyle bir olay bittiğinde, savaş bittiğinde güllük gülistanlık böyle bir dünya yok. Gazze dediğimiz bölge 400 kilometre en fazlasını 365 diyen de var. 400 kilometre karelik bir alan içerisinde yaklaşık 2-2,5 milyon Müslüman tabiri caizse açık hava hapishanesinde hayat mücadelesi veriyor. Yani biraz empati yapalım. Evet. Yani e, Hamas'ın buradaki saldırılarını değerlendirirken de veyahut da oradaki Müslümanların ne sıkıntılar yaşadığını anlayabilmek için bir kere bir empati yapalım. Yani e, burada e, İsrail tarafında zaten sınırlar duvarlarla çevrilmiş giriş ve çıkış neredeyse yok denecek kadar az sınırın öbür tarafında refah kapısı dediğimiz bir kapı var bu kapı da Mısır'a açılıyor Mısır'da da özellikle Sisi geldiğinden beri yine Muhammed Mursi'nin kısa dönem bir iktidar döneminde bu kapılar ardına kadar açılmıştı. Müslümanlar bir nefes almıştı Sisi de bir darbe neticesinde geldi ve bu darbe neticesinde geldikten sonra bu kapı yine belli aralıklarla açılıp kapanmaya başladı yani buradan da Müslümanlar ancak tünellerden geçirebildikleri yiyeceklerle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Yani tabiri caizse bir açık hava hapishanesinden bahsediyoruz. Gazze'nin gerçeği bu. bu. Bu gerçeği herkes bu. bilsin. Heh, yani. bunu bir herkes bilsin. Hı. Ve bu açık hava hapishanesindeki Müslümanlara biz ne diyoruz? Durun durduğunuz yerde diyoruz. Ya. Bu hayatı kanıksayın diyoruz. Sesinizi çıkartmayın diyoruz. Bu zillete talip olun diyoruz. Biz sizin için bir şey yapamıyoruz diyoruz. Ee, onun için siz de e, bu açık hava hapishanesinde hayatınızı idame ettirin diyoruz. Bizim vaat ettiğimiz hayat buradaki Müslüman kardeşlerimize bu. Bunun dışında vaat ettiğimiz bir şey var mı? Yok. Az önce konuştuk. Bir strateji var mı? Yok. Bir plan var mı? Yok. Bir hareket var mı? Yok. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız e, sadece derken küçük bir şey anlamında söylemiyorum. Cumhurbaşkanımızın dışında da bunu gündeme getiren yok. Dünya beşten büyüktür diyor. İşte Birleşmiş Milletler'de haritaları gösteriyor. Ama Birleşmiş Milletler'in aldığı kararların hiçbirisi uygulanmıyor. Zaten orada bunları söylemenin de artık bir şeyi kalmadı. Yani Müslümanların kendi birliğini, kendi ordularını, kendi yaptırımlarını oluşturması gerekiyor. Yani bu da ayrı bir konu. Yani şimdi böyle bir hayatı biz Gazze'li Müslümanlara reva görüyoruz. Ve diyoruz ki işte sesinizi çıkartmayın sesinizi çıkartırsanız e, İsrail gelir sizi bombalar binalarınızı yıkar sivillerinizi öldürür İyi de yaşadıkları hayat nasıl bir hayat ki belki de şöyle düşünüyor gazeli Müslümanlar ya biz dünyada böyle bir hayat yaşıyoruz belki ölürsek şehit olursak gideriz cennette daha huzurlu bir hayat yaşarız öyle demedi mi Suriyeli bir çocuk evet. öyle demedi mi cennette dedi belki aç kalmayız demedi evet. mi Suriye'de görmedik mi bunları yani yani sadece aylan bebekler yok Suriye'de ölen yüz binlerce Müslüman var. Şu an hapishanelerde yüz binlerce Müslüman var. Filistin'de de öyle. İsrail'in hapishanelerinde yüz binlerce Müslüman var. Bunları hiç düşünmüyoruz. Gazze'deki Müslümanların ne yaşadığını düşünmüyoruz. Empati yapmıyoruz. Yardım göndermiyoruz. Ama işte e, rahat ortamlarımızda ya devlet bile yardım götüremiyor. Dernekler nasıl yardım götürecek? Ne yapalım biz de oturalım o zaman. Ya ne yapalım? Kaderine bırakalım oradaki Müslümanları. Yani şimdi biz geçen hafta programda sizinle bahsettik. Gazze'ye savaştan önce de biz dışarıdan yardım götüremiyorduk. Mesela orada bizim dikiş makinesi kampanyamız oldu. Biz dikiş makinelerini buradan göndermedik ki. Orada bir partnerimiz var. O partnerimiz yine bu tünellerden geçirilen makinelerden fiyatlarını verdiler bize. Biz dedik ki 50 tane Yetimi olan dul hanım kardeşimize önce dikişi öğretelim. Sonra dedik bunlara e, bu makinelere hediye edelim. Sonra kendi geçimlerini temin etsinler dedik. Biz o zaman da para gönderiyorduk. Yardım gönderemiyorduk. Şimdi de yardım gönderemiyoruz. Para gönderebilirsek şöyle para meselesi de şu şu an para gönderme imkanı da yok Gazze'ye. Çünkü e, oradaki partnerimize bunu ulaştırma imkanı kalmadı. Biz partnerimize bir haftadır 10 e, gündür bu savaş başladığından beri irtibat halindeyiz. Bize dediler ki biz ilk yardımları dağıtırız siz bize sonra parasını yollarsınız. İçeriden alınmak suretiyle. İki buçuk milyon insan yaşıyor burada. Evet. İçeride gıda var mı? Var. Birçok oradaki Müslümanların ihtiyacını görecek malzeme var mı? Var. Biz bunları alıp orada dağıtıyor muyuz? Dağıtıyoruz. Ne zamana kadar? Bitene kadar. Evet. Veyahut da bu enkazlar altında kalmayacaksa ki birazdan görüntüler de geldi paylaşırız Hı. inşallah. Yani böyle bir Yardım seferberliği başlattık. Yine içeride bir başka partnerimiz var, Türkiye'de şubesi olan. Onlar dedi ki, Siz burada Türkiye'deki bankalarımıza yatırırsanız, Hesaplarımıza yatırırsanız, biz orada yine dağıtım yapabiliriz dediler. İkinci alternatif olarak şu an başka bir partnerle biz içeride yine içeriden almak suretiyle yardım dağıtıyoruz. Üçüncü alternatifi söyleyeyim. Üçüncü alternatif de şu: Afat'la görüşmelerimiz devam ediyor, Türk Kızılay'la görüşmelerimiz devam ediyor, devletimiz Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Ondan sonra üç uçak dolusu yardım götürdü. Nereye? Mısır'a. Sınırda bekliyor. Dün işte bir kısa bir ara kapı açıldı. açıldı. Evet. Yardımlar ne kadarı sokuldu bilmiyorum. Yani devletimiz de bir taraftan buraya yardım götürmenin gayreti içerisinde. Biz AFAD'la görüştük. AFAD'ın bize söylediği şu, AFAD yetkililerinin. Dediler ki bir sonraki yardımlarda sizden de yardım talep edebiliriz. Ama dediler yardımlarınız e, 3-5 saat içinde bize ulaşacak şekilde hazır olsun dediler. Hı. Biz de ne yaptık? Hem İstanbul'da hem Ankara'daki temsilciliğimizde ne yaptık? Kumanyalarımızı hazırladık Mustafa Bey. Hazır kıta hazır bekliyoruz. bekliyoruz. Yani AFAD bize derse ki hemen getirin e, uçağımı yükleyecek, devlet nasıl götürecek ben bunu bilmiyorum. Çünkü hı hı. bize de bu konuda tam e, son dakika mesela Libya'ya gemiyle yardımlar götürüldü. Gazze'ye nasıl gidecek? Şu an Mısır'a uçak üzerinden gidiyor. Netice itibariyle biz üçüncü alternatif olarak da Afat'la da bu çalışmaların koordinasyonunu sağladık. Şimdi bizim vazifemiz ne? Bu yardımları oraya ulaştırmak. Zaten bağışçılarımız Allah razı olsun bu bağışlarını yapmak suretiyle onlar topu bizim üzerimize atıyorlar. Evet. Diyorlar ki alın siz bunu bir şekilde oraya ulaştırın. Biz de bunun alternatiflerini araştırıyoruz. Şimdi burada bunu suistimal eden dernekler var mıdır? Olabilir. Vakıflar var mıdır? Olabilir. Ama biz bunlar üzerinden hareket edersek oradan o zaman buraya hiç kimse yardım götüremiyor. Şu an orada yardım dağıtan başka sivil toplum örgütleri de var. Sadece Haydar yok ki. Tabii. Ne zamana kadar içerideki stoklanmış gıdalar bitene kadar. Peki onlar biterse ne olacak? İnşallah o zamana kadar bu savaş durur. İnşallah. Ondan sonra da kapılar açılır. O zaman da e, bize gelen bağışların tamamıyla orada bir çalışma yaparız. İnşallah. E, yani ben şunu söyleyeyim. Zamanımız ee, daralmış Mehmet abi e, videoları da izlemek istiyoruz. bu İnşallah arada. izleyelim o zaman üzerine devam edelim. İlk dağıtım görüntüleri bir bakalım e, nasıl yürüyor o süreç ve nasıl ulaştırılıyor o yardımlar sonra devam edeceğiz. بسم الله الرحمن الرحيم نقوم اليوم بتنفيذ مشروع السلال الغذائية والمقدم من جمعية حيدر التركية والمقدم إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فكل الشكر والتقدير إلى جمعية حيدر التركية على دعمها إلى شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وما يتعرض له من قصف ودمار ومئات الشهداء والآلاف من الجرحى فكل الشكر والتقدير إلى جمعية جمعية حيدر التركية gördüğünüz gibi bu yardımlar bu şekilde ulaştırılmaya çalışılıyor. Ne zamana kadar bu şekilde devam edecek? Elbette içerideki o gıdalar, malzemeler tükeninceye kadar. Sonrasında ne olacak? Sonrasında ne olacağını şu anda kimsenin bilebilme ihtimali var mı? Yok. Ama bütün ihtimalleri alternatiflere hazırlıklı olmak lazım mı? Evet. Yani refah sınır kapısını Mısır iki saatliğine açtığında senin orada... Yardım malzemen kapının önünde olmalı mı? Olmalı. E, olmalı. E, o nasıl olacak peki? Evet. E, giden yardımlarla, bağışlarla olabilecek bir şey bu ya. E, aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var Mustafa Bey. Yani biz şimdi bu yardımları e, ne dedik? Oradaki stoklarla sınırlı dedik. Şimdi hmm. oradaki partner, ben burada yardım, tabii zor şartlarda onu söyleyeyim. Bu, da, bu tabii, e, hazırlık tabii. görüntüleri, tabii. dağıtım görüntüleri toplu yapılmayacak. Evet. önceden e, bombalanma riski olmadığı için toplu yapılıyordu bu dağıtımlar bu dağıtımlar bile gizli gizli yapılacak e, bizim oradaki partnerimiz ben bu dağıtımları yapabiliyorum elimde malzeme var dediği sürece bizim de bağışçılarımız bağış gönderdiği sürece biz bu dağıtımlara devam edeceğiz biz oradaki sivil müslüman kardeşlerimizin göz göre göre katledilmesine seyirci kalamayız, kalamayız. Evet. en azından e, açlık susuzluk yani çekmesine razı olamayız biz bunları dağıtmaya devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Az önce dediğimiz gibi stoklar bitinceye kadar. Tabii bir taraftan da devletimiz elhamdülillah çalışmalarını yapıyor. İnşallah afatla da bu dağıtımları çok daha koordineli bir şekilde yapabiliriz. İnşallah. Belki biraz sanki kara harekatı yapılmayacak gibi bir durum söz konusu. İnşallah o olmazsa bu belki yardımların dağıtımıyla da alakalı bir kolaylık olur. Belki orada İnşallah. bir yemek üretimi şeklinde bir hani. E, aşevi, yemek üretimi şeklinde bir şey olabilir. E, bir de ciddi bir yıkım var görüyorsunuz Filistin'de. E, belki de bu savaş durur durmaz e, bu binaların yeniden imarıyla da alakalı, camilerin özellikle ibadethanelerin imarıyla da alakalı ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. İnşallah Rabbim yardımcıları olsun. Duaya Abi. devam edelim. Abi. Kavli duaya devam edelim. Fiili duaya da devam edelim. Evet. Yani biz demiyoruz ki sadece Haydar üzerinden olsun. İsteyen istediği kuruma bağış yapabilir Mustafa Bey. Sonuçta oradaki mazlum Filistinli kardeşlerimize gidiyor bu yardımlar. Afat'ta götürüyor, Kızılay'da götürüyor. E, Afat ve Kızılay dediğimiz gibi devlet bizim gibi 100 koli, 200 koli, kumanya 500 koli kumanya dağıtmaz. Devlet hı hı. uçak dolusu gönderiyor. Evet. Tabii devlet bunu nereden sokabilir? Sınır kapılarından sokabilir. E, devletin içeride yaptıkları da vardır. Bunları da e, çok da böyle şey yapmaya gerek yok. Hı hı. Devlet her yerdedir. Devletimiz güçlüdür. Devletimize güvenelim. Sivil toplum örgütlerine şeffaf bir şekilde çalışan sivil toplum örgütlerine güvenelim. Ha, arada bir takım e, çürük meyveler var mıdır? Onlara da dikkat edelim. Tabii ki bağış yaptığımız yer önemlidir. E, hani bu bağışların dağıtımlarının yapılıp yapılmadığı önemlidir. Orada da güvendiğimiz kurumlarla çalışalım evet, inşallah. İnşallah. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... Ademoğlu malım malım der... Ey Ademoğlu, senin yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin ve sadaka verip önceden ahirete gönderdiğin dışında malın mı var? Yani şu an tam zamanı Filistinli Müslüman kardeşlerimizin herkesten çok, her yerden çok şu an yardıma ihtiyacı var. Moral ve motivasyona ihtiyacı var. Hı hı. İnşallah e, duaların desteğine ihtiyacı var. Biz duamıza devam edelim. İnşallah ama, ama dediğimiz gibi fiili duamızı da yapmayı ihmal etmiyor evet. inşallah. Yani süremiz hakikaten sona ermese biz bunu uzun uzadıya konuşuruz. 3 evet. saat konuşulabilecek bir mesele. O yüzden Gazze'ye gidecek yardımın önüne geçmeye çabalayan bazı güruhlar işte o yardımlar ulaşır mı bilmem ne gibi söylentiler ortaya atıyorlar. Bu adamların çoğu Gazze'yi haritada gösterdesen gösteremez bile. Maalesef. Öyle ee, yani. Dolayısıyla bunlara kulak vermemek lazım. Kulak asmayalım. Biz nasıl yardım götürebileceğiz? Buna bakalım. Mehmet abi 3-4 alternatif söyle, söyledi. Bu alternatiflerin hepsi her gün zorlanıyor, deneniyor ee, ve elhamdülillah başarıya da ulaşılıyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu başarıya ulaşmak da zorunda. Dolayısıyla kimin ne dediğine bakmadan ki yardım edeceğiniz kuruluşlara son derece dikkat, olmanız lazım diyen de Haydar Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hocamızdır. Tabii, tabii. Önce evet. o dikkat çekmiştir. Pek çok e, bağış kampanyalarında bu sıkıntı yaşanmış. Aman ha dikkatli olun diye ümmeti de uyarmıştır. O yüzden bu bilinçle hareket etmek lazım. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet ben teşekkür abi. Ediyorum Allah razı şimdi. olsun. Rabbim inşallah Filiz, Filistin'deki bu sıkıntıyı bir an önce eee değiştirsin, dönüştürsün diyelim ve bitirsin. Oradaki kardeşlerimiz de rahat bir nefes alsın inşallah o günleri de görürüz. Sevgili izleyicilerimiz, efendim Yesevi Yolu programımızın sonuna geldik. Yeniden buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.